Şimdi de İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Emre Şeker'e gidelim. Kendisi tüm gece ve gündüz yağışlara müdahale edecek ekiplerin olduğu noktada bulunuyor. İlk önce kolay gelsin Emre'ye diyelim. Yunus Emre, kolay gelsin. Teşekkürler. Şu anda neredesin? Orada neler yaşanıyor? Ekipler teyakkuz halinde mi? Orada yaşananları hızlı bir biçimde bizlerle paylaşmanı rica edeceğiz. Evet, şu anda Ok Meydanı bağlantı yolundayız. Şundan bahsedelim. Hemen arkamızda bir kar küreme aracı var. Bu kar küreme aracı sadece burada değil, İstanbul'un birçok farklı noktasında bulunuyor şu anda. Tam rakamdan da bahsedelim. 650 adet kar küreme aracı İstanbul'un birçok farklı noktasında, önemli noktalarında hazır bekletiliyor. Neden bekletiliyor? Bir açıklama yapıldı, bir uyarı yapıldı. İstanbul'da kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkili olacağı ve 4-5 gün boyunca süreceği söylendi. Tabii hemen detaylarından da bahsedelim bunun. Yağışlar Perşembe günü başlayacak, sabah saatlerinde başlayacak. İlk olarak İstanbul'un kuzeyinden girecek soğuk hava dalgası ve ilk olarak da sabah saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışlarının dediğimiz gibi Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurda, daha doğrusu İstanbul'a ilk olarak kuzeyden girecek. Bu bağlamda da kuzeyde Poyraz fırtınalarının da olması bekleniyor. Bu yüzden buradaki vatandaşların özellikle buzlanmalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Tabii bununla sınırlı kalmayacak İstanbul'un genelinde Perşembe günü. Öğleden sonra akşama doğru gün içerisinde yağışlar İstanbul geneline yayılacak ve Poyraz'ın etkisiyle Poyraz fırtınaları da İstanbul'un birçok farklı yerinde görülecek. Bu nedenle de İBB tarafından pek çok önlem alındı. Tabii ki karla mücadele çalışmalarında kar küreme araçları kadar tuzlama çalışmaları da son derece önemli. Bu sebeple İBB tarafından 220 bin ton tuzun şu anda stokta olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde de hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan alanlara tuzların sevk edileceği ve tuzlama çalışmalarının yapılacağı söylendi. Dediğimiz gibi az önce de bahsetmiştik. Bir kar küreme aracı var şu anda bulunduğumuz noktada. Kar küreme aracı olası kar yağışı durumlarında hızlı bir şekilde müdahale ederek trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürecek. 4-5 gün boyunca sürdürecek. Eğer ki yağışlar yoğun bir şekilde devam ederse bu araçlara da büyük görev düşecek diyebiliriz. Tekrar edelim. Bunun gibi 650 adet kar küreme aracı mevcut İstanbul genelinde önemli noktalarda. Tabii yalnızca kar küreme aracı değil, karla mücadele için 2000 araç ve iş makinesi de hali hazırda bekletiliyor olacak. Olumsuz durumlara karşı şu anda 2000 aracın, bu aracın 650'sinin de kar küreme aracı olduğunu hatırlatalım. Bu araçların bekletildiğini ve olumsuz durumlara karşı önemli noktalarda bulunduğunu hatırlatalım. Yalnızca bunları değil, bununla birlikte 650 kar küreme, 2000 araçla birlikte 9500 personelin de olası olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde olduğunu, hazırda bekletildiğini hatırlatalım. Şöyle bir söylenti vardı. Son 35 yılın en soğuk kış, daha doğrusu en soğuk Mart'ı olacak deniyordu. 1987 yılındaki kışa benzer bir kış olacağı yönünde iddialar vardı. Bununla ilgili neler yaşanacak, neler göreceğiz, ilerleyen günlerde göreceğiz ama mevsim normallerinin şu an için, daha doğrusu önümüzdeki günlerde diyelim, 10 derece altında seyredeceğini peki söyleyebiliriz. Meteorolojiden aldığımız bilgiler bu yönde. Evet, dediğimiz gibi şu anda Ok Meydanı bağlantı yolundayız. Burada alınan önlemleri gösterdik size. Yağışın önümüzdeki 4-5 gün içerisinde etkili olacağını hatırlatalım. Alınan önlemleri de sizlere göstermiş olduk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Peki Yunus Emre, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Tabii bir son dakika gelişmesi var. Ekranlarda görüyorsunuz.